Ben Barış. 1963 yılında Artvin'de dünyaya gelmiş dört çocuklu bir ailenin ilk evladıyım. Benden bir yaş küçük Engin, onun bir küçüğü ve evimizin işlerini çekip çeviren Eda. En küçüklerimiz ise Esma. Esma duyma engelli ve benden 9 yaş küçüktü. Babam orman bekçiliği yapar. Annem ise ev hanımıdır. Yaklaşık 10 yaşıma kadar sorunsuz giden hayatım. 10 yaşımdan sonra bir anda değişti ve uzun bir aradan sonra ise hayatımda unutamayacağım dehşet verici olaylar yaşadım. Çocuk yaşlarımdaydım. O zamanlar benden bir yaş ufak kardeşim Engin orman kulübesine yemek götürür. Kız kardeşim Eda ev işlerine yardım eder. Ben ise bahçe işleri ve evin ağır işleriyle uğraşırdım. Duyma engelli olan Esma ise evin bodrum katında sadece onun için ayrılmış olan odada öylece otururdu. Çocuk yaşlarda olmama rağmen Esma'ya hep üzülürdüm. Esma yıllarca o odada resmen hapis hayatı yaşıyordu. Evdekiler bin bir türlü bahanelerle Esma'nın yanına asla indirmez hatta kapısını kilitlerlerdi. Genel bahaneleri ise Esma'nın kulağı duymadığı için odadan çıkmak istemediğini söylemeleriydi. Geceleri annem ve babam bizi uyuttuktan sonra oranın kilidini açar ve Esma'nın yanına inerlerdi. Sabahları ise annem Esma'nın yattığı çarşafı diğer çarşaflardan ayrı yıkardı. Kimi zaman denk geldiğimde çarşafın idrar, dışkı gibi lekelerle dolu olduğunu görür ve çok üzülürdüm. Yıllar yıllar geçti. Esma'nın yaşantısı hiç değişmedi. Büyüdükçe kardeşimizi neden göremediğimizi daha çok sorgulamaya başladım. Onun böyle bir hayat yaşamasının annemin suçu olduğunu düşünüyordum. Öyle ki bu çocuk öz kardeşim olmasına rağmen neredeyse hiç göremedim. Günlerden bir gün alışveriş için kasabaya indiğimde gözüm bir oyuncakçı dükkanına ilişti. Vitrinde çok güzel oyuncak bebek gördüm. Cebimdeki paranın bir kısmıyla gidip bu oyuncağı aldım. Evde saklayacaktım ve uygun bir zamanda Bodrum kattaki odasına inip bunu ona verecektim. Ufak adımlarla onu hayata yeniden bağlayacaktım. O gün güç bela saklayarak eve soktuğum bebeği yatağımın altına sakladım. Planım ise gece babamlar yatınca anahtarları alıp odaya inmek olacaktı. Bu plandan kardeşlerime bahsetmedim. Çünkü Engin ve Eda aileme bunu anlatıp planımı suya düşürebilirdi. Akşam yatma saatimiz gelmişti. Hepimiz yataklarımıza girdik. Bir süre sonra bodrum katının kilitli kapısının açıldığını duydum. Annem ve babam yine Esma'ya yemek götürecek ve kirli çarşaflarını değiştireceklerdi. Babam kilidi açarken bilmediğim bir dilde bir şeyler fısıldıyordu. Anlam veremesem de bunun çok garip olduğunun farkındaydım. Yaklaşık yarım saat sonra odadan çıktılar ve yataklarına yattılar. Bir süre bekleyip uyduklarından emin oldum. Sinsice yavaş adımlarla odamdan çıkarak yatak odasına girdim. Babamın duvardaki anahtarlığından anahtarların hepsini sessizce aldım ve bodrum kapısına yöneldim. Sessiz bir şekilde elimdeki bebeği yere bıraktım ve anahtarları tek tek denemeye başladım. Birkaç denemeden sonra anahtarların arasındaki devasa anahtar ile bodrum kapısını açmayı başardım ne kadar çok gıcırtı çıkarttığını bilmediğimden oldukça yavaş olmaya çalışıyordum. Sonunda kapıyı aralayabilmiştim. Bir elimle gazlanması, bir elimle bebekle ağır ağır merdivenlerden inmeye başladım. Burnuma iğrenç kokular geliyordu. İçimden bu çocuğa, bu odada baktıkları için aileme söylenerek kızmaya başladım. Merdivenleri hafif hafif inerken çıkan ufak gıcırtılar ile ürpermiyor değildim. Ve artık son basamağa gelmiştim. Sadece bebekliğini gördüğüm kardeşim Esma'yı yıllar sonra yeniden görecektim. Elimdeki gaz lambası odayı hafifçe aydınlatıyordu. Karşında beyaz çarşaflı bir yatak vardı. Esma sırt üstü yatakta yatıyordu. Yatağın dört köşesine elleri ayakları bağlanmış vaziyetteydi. Etraf ahırdan bile daha pis bir durumdaydı. Tenekeler, kapkacaklar, Kemik parçaları, leş kokusu, dışkı kokusu berbattı. Kardeşimi bu halde görünce aileme olan saygım sıfırlandı. Sessizce mırıldanarak küfrettim. Kız kardeşim Esma resmen savaş eseri gibi bağlanmıştı. Ailem tarafından işkence ve hatta tacize bile uğradığını düşündüm. Kardeşime yavaşça yaklaştım. Kızın bütün vücudu hatta suratı yara bere içindeydi. Çok öfkelendim. Ve bir hamlede ellerini ayaklarını çözdüm. Onu buradan alıp kaçıracaktım. Son düğümü de çözüp Esma'yı tam sırtlanacağım sırada büyük bir baş dönmesi ve kulak çınlaması yaşadım. Resmen sarhoşa dönmüştüm. O sırada ne olduğunu anlamadım ama Esma bana o kadar güçlü bir şekilde vurdu ki yere devrildim. Üzerimden aşırı hızlı bir şekilde geçerek merdivenleri koşarak çıkmaya başladı. Bu kadar zayıf ve güçsüz bir kızın bana bu kadar güçlü bir şekilde vurması, üzerimden geçerken bu kadar uyguladığı ağırlık akıl almazdı. Duyduğum tek ses, Esma'nın kapıyı üzerime kapatıp gitmesiydi. O an yaşadıklarımın ardından ufak bir baygınlık geçirmiştim. Ne kadar süre geçtiğini bilmiyorum ama gözlerimi açtığımda etraf kapkaranlıktı. Yerde sürüne sürüne düşürdüğüm gaz lambasını buldum ve tekrar yaktım. Sersemleyerek ayağa kalktım. Bir süre olayın şokunu atlatamasam da ayağa kalkıp merdivenleri çıkıp kapıya doğru yöneldim. Kapıyı yavaşça itekledim fakat açılmıyordu. Sanırım Esma üzerime kapıyı kilitlemiş olmalıydı. Çaresizce tekrar alt kata indim. Etrafta neler olduğunu incelemeye başladım. Yerde kemikler, et parçaları, kurumuş kurtlanmış ekmek parçaları vardı. Bunlar bu kıza neler yediriyordu böyle?'' İçerideki koku da dayanılmaz durumdaydı. Ne yapacağımı bilemedim ve yatağın köşesine çömelip boş boş beklemeye koyuldum. Yaklaşık üç saat sonra odadaki tüm sessizliği babamın küfürleri ve bağırtıları bozdu. Kapıyı açtı ve koşarak bulunduğum yere indi. Etrafa baktığında İsmail'i göremedi. Beni de odada görünce dehşet verici bir öfkeyle küfür eşliğinde beni dövmeye başladı. O kadar şiddetli ve öfke dolu vuruyordu ki resmen bilincimi kaybedecek duruma gelmiştim. Annem ve kardeşlerimin araya girmesiyle dayak sona ermişti. Ayağa kalkamıyordum. Beni kucaklayarak güç bela yatağıma götürüp yatırdılar. Yediğim dayağın etkisi iki gün kadar sürmüştü. Ben evde yatıp iyileşmeye çalışırken üçüncü gün köy içerisindeki bir gürültü tüm sessizliği bozdu. Akşam onsularıydı. Yan komşumuz babamın en yakın arkadaşı Ahmet amca ve ailesi kapımıza dayanmış. Ne olur açın kapıyı diye feryat ediyorlardı. Babam kapıyı açtı. Ben de odamın kapısından başımı çıkartıp ne olduğunu dinlemeye çalışıyordum. Ahmet amca evimize dadandılar kardeş. Kara kara cinliler dadandı. Evin her yerine girdiler diye konuşuyordu. Babam onları içeri aldı ve bir süre misafir olmalarını söyledi konuşmalardan anladığım kadarıyla cinler onların evine dadanmıştı ve Ahmet amca 2-3 ay evimizin bir odasında kalma karşılığında babama köyün en değerli arsalarından birini vermeyi teklif etmiş ve babam da kabul etmişti. Ahmet amca, Zuhal yenge ve kızları Emine bizde kalacaklardı. Aslında bu durum bir nevi hoşuma gitmişti. Çünkü Emine benim sevgilimdi. Kafamı kurcalayan şey ise babamın günlerdir suratıma bakmaması, Esma'nın nerede olduğunu ve ailemin kardeşimi aramaya çıkmamasıydı. Günler, haftalar geçti. Esma'dan bir ses yoktu. Emine ile aynı evde yaşadığımızdan gizli gizli görüşüyor ve ilişkimiz gitgide daha da ilerliyordu. Bir gün Emine ile anlaştık ve gece herkes yattığında gizlice evden çıkıp ormana gidecektik ve orada bir şeyler yaşayacaktık. O gün İkimiz de çok heyecanlıydık ve ben ilk defa ilişkiye gireceğim düşüncesiyle akşamı zor edebilmiştim. Gece 3 gibi Emine ile anlaştığımız gibi gizlice evden kaçtık. Koşarak ormanlık alana gittik. Ormanın derinliklerinde çalılarla örtülü bir alanda durup soluklandık. İkimiz de heyecanlıydık. Emine elindeki gaz lambasını kapattı. Hızlıca soyunmaya başladım. Fakat Emine de ilk deneyimi olacağından utanmış olacak ki soyunmadı. Ben de ona yardımcı olmak için önce üzerindeki kıyafetleri özenle çıkardım ve öpmeye başladım. Bir süre sonra kendini bana bıraktı ve yere yattı ve ilişkiye girmeye başladık. İkimizin de çok hoşuna gidiyordu. Bir yandan da ormanda karanlıkta bizi kimsenin görmediğinden emin olduğumuz için rahat hareket ediyorduk. Bir süre bir şeyler yaptık. O sırada elinde gaz lambasıyla 50 yaşlarında bir adam koşup suratıma bir tekme attı. İkimiz de korkmuş ve çığlıklar atıyorduk. Suratıma tekrar bir tekme daha yediğimde tamamen pert olmuştum. Adam utanmazlar diye bağırıyordu. Emine adamın tekrar bana tekme atmaması için araya girdi. Adam Emine'nin omuzlarından tuttu. Seni utanmaz. Madem zina yapacaksın o zaman hakkıyla yap dedi yere yatırdı ve üzerine çıktı. Bir çırpıda ayağa kalkmaya çalışsam da tekrar suratıma bir yumruk yedim ve yere serildim. Hareketsiz bir şekilde adamın Emine neler yaptığını izliyor ama hareket edemiyordum. Sessiz sessiz ağlıyordum. Ayağa kalkmaya çalışsam da başaramıyordum. Tam o sırada ormanın derinliklerinden bir sürü atın koştuğunun sesini duydum. Adam da bu sesi duymuş olacak ki hemen ayağa kalktı ve pantolonunu çekti. Ses gitgide bize daha da yaklaşıyordu. Bir süre sonra etrafımızı yüzlerce gölge çevirmişti. Bu inanılmazdı. Adam korkudan titremeye başladı. Karanlığın içinden birisi bize doğru hızla yürüyordu. Korku üstüne korku binmişti hepimize. Ne olduğunu akıl sır erdiremiyorduk. Bir süre sonra o kişi karanlığın içinden geldi. Yaklaştığını fark ettim ki bu gelen Esma'ydı. O benim kardeşimdi. Bembeyaz bir elbisenin içinde öylece dikilip adama bakıyordu. Zifiri karanlığın içinde Esma'nın gözlerinde simsiyah bir parıltı vardı. Bu tarz bir şeyi görmek hatta düşünmek bile imkansızdı. Fakat Esma kanlı canlı duruyor ve öylece adama öfkeyle bakıyordu. Esma hırıltılar çıkardı ve sanırım Arapça olan anlamadığım bir şey söyledi. Adam titrek bir sesle ağlayarak özür dilerim diye tekrarlamaya başladı. Esma dehşet verici bir sesle aynı şeyi bağırarak tekrarladı. Ormandaki ağaçlar fırtına varmış gibi sallandı. Uykudaki kuşlar yerlerinden fırlayıp gökyüzüne uçtu. Resmen yer deprem olurcasına sallandı ve sonunda etrafımızdaki gölgeler tecavüzcü adamı sarıp büyük bir hızla ormanın içerisine doğru çekti. Adam çığlıklar ata ata ormanın derinliklerine doğru giderken kemiklerinin kırılışının sesleri ormanda yankılanıyordu. Aradan tam dört gün geçti. Jandarma tüm köylüyü meydanda topladı. Ormanda bir bekçinin cesedini bulduklarını ve vahşice parçalanarak öldürüldüğünü söyledi. Ardından bu adamı kurtlar ve ayılar bu şekilde asla parçalayamaz.'' kırılmadık kemiği kalmamış, gözleri yuvalarından fırlamış. Bekçi belli ki birileri tarafından çok büyük işkence görerek öldürülmüş. Bu konuyla ilgili bilgisi olan, gören ya da duyan varsa bize mutlaka söylesin. İfade verenlerin ismi açıklanmayacaktır. Bu adamın düşmanı olduğunu bildiğiniz kişiler varsa da bize mutlaka haber edin dedi ve gittiler. Emine ile resmen dona kalmıştık. Birbirimize öylece baka kaldık. Emine bunu yapanın benim kardeşim olduğunu bilmiyordu ve bunu kimseye söylemeyecektim. Kafamı delice sorular kurcalamaya başladı. Esma kimdi? Bunu bir insan yapamazdı. Ya da Esma o odada kala kala delirmiş ve vahşileşmiş olabilir miydi? Belki de bu yüzden onu yatağa bağlayıp kapıyı hep kilitli tutmuşlardı. Bu sorunun yanıtını bana ya babam ya da Esma verebilirdi. Ben de bu sorunun yanıtını öğrenmeye kararlıydım. Bunca yaşadığım ve anlamlandıramadığım olaydan sonra kafamdaki soruların cevabını bulmak için kardeşimi aramaya koyuldum. Sabahın erken saatlerinde kendimi ormana verdim ve düştüm yollara. Saatler sonra ormanın derinliklerine vardım. Kardeşime sesleniyor, onu arıyordum. İçimde ufak bir korku olsa da Kardeşimin bana zarar vermeyeceğinden emindim. Saatler süren yürüyüşten dolayı bitkin düşmüş, bağırmaktan sesim kısılmıştı. Bir ağacın altına oturdum ve soluklandım. Yorgunluktan bitkin düşmüş haldeydim. Biraz uyumaktan hiçbir zarar gelmez diye düşündüm ve gözlerimi kapattım. Ağacın altında derin bir uykuya daldım. Aradan geçen saatler sonunda gözlerimi açtığımda hava tamamen kararmıştı. Kendime kıza kıza ayağa kalktım. Biraz kestirmek için uzandım ve nasıl bu kadar uzun süre burada kaldım diye dövünmeye başladım. Etraf zifiri karanlıktı. Gökyüzünden donlayın ışığı ağaçların yaprakları arasından süzülerek yeri anca aydınlatıyordu. Nereden geldiğimi hatırlamaya çalıştım. Fakat nafile, karanlıktı ve ormanın çok fazla derinlerine gelmiştim. Kardeşimden de hiçbir haber yoktu. Tekrar yollara düştüm. Nereye gittiğim konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Bir saat kadar yürüdükten sonra ormanın tüm sessizliğini bir bebek ağlaması bozdu. Gecenin bu saati ormanın ortasında bebek ağlaması hayra alamet değildi. Sesin geldiği yere doğru gidip gitmeme konusunda kararsızdım. Korkuyordum ama başka çarem de yoktu. Sesin geldiği yere yürümeye başladım. Her adımımda Ses daha da yükseliyordu. Sesin gücü, normal bir bebeğin ağlarken çıkarabileceği sesten çok daha fazlaydı. Tüylerim diken diken olmuştu. Sese yaklaştıkça korkudan adımlarım çok daha yavaş hale gelmişti. Bir süre sonra çalılık bir alana geldiğimde ses aşırı derecede güçlendi. Dayanılmaz bir şekilde bebek ağlıyordu. Kulak zarlarım neredeyse patlayacaktı. İki elimle kulaklarımı bastırsam da fayda etmiyordu. O kadar gürültülüydü ki dişlerimi delicesine sıkıyordum. Hemen çalıların diğer tarafına koştum ve gördüğüm manzara karşısında şok geçirdim. Kocaman bir oyuk vardı. Oyuğun ortasında ufak bir ateş yanıyor. Hemen yanında da 2-3 metre boylarında insana benzeyen ama kolları ve bacakları kafası kocaman bir şey elindeki kırbaç benzeri cisimle ateşe vuruyordu. Ateşin içinden bebek ağlama sesi geliyor. İki metrelik karanlık şey ise her vurduğunda ya cinne elde etiyor. Ya cinne elde diye haykırıyordu. Dona kalmıştım. Sadece korku dolu gözlerle olan biteni izliyordum. Bir süre sonra kırbaçlı yaradık kafasını hızlıca bana çevirdi. Kan kırmızı gözleri gecenin karanlığında belirgin ve parlak bir şekilde bana bakıyordu. Kırbaçla vurmayı ve bağırmayı da kesti. Bir anda bebek ağlama sesi de kesildi. Kısa süren sessizliğin ardından dehşet verici bir güçle son kez ya cinne elde cur diye bağırdı ve üzerime çok büyük bir hızla fırladı. Bir gölge gibi içimden geçip gitti. Ben hala tepkisizce olduğum yerde titriyordum. Bir süre sonra bilmediğim bir dilden ateşin içinden sesler gelmeye başladı. Fakat ne dediğini ya da ne anlatmak istediğini anlar gibiydim. Ateşin içinden gelen fısıldı bana sanki oraya yaklaşmamı söylüyordu. Yavaş yavaş ateşe yürümeye başladım. Ses hala devam ediyordu. Sanki bana yaklaş diye tekrarlıyordu. Ateşin dibine yaklaştım. Dizlerimin üzerine çöktüm ve öylece bakıyordum. Bir süre sonra ateşin içinden bir el benim boynumdan tutup kafamı ateşin içerisine doğru çekmeye başladı yanmaktan korktum ve kafamı geri çekmeye çalışsam da hiçbir şekilde karşı gelemiyordum. Bir süre sonra başım ateşin içine doğru çekildi. Ateşin içine çekildiğimde resmen farklı bir alemin içine girmiştim. Bir odanın içerisindeydim. Sanki bir rüyadaydım. Gördüğüm kadarıyla bu oda Esma'nın yaşadığı odaydı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken yukarıdan bir anda kapı açıldı. Aşağıya babam, annem bir adam ve bir kadın iniyordu. Babam merdivenden inerken yanındaki adama yapacağımız ayin sonrasında emrinize hizmet verecek cini eşine yerleştireceğiz. Erkek cinlerden biri tohumunu karına yerleştirecek. Sonrasında doğacak çocuğu istediğin gibi emrinde kullanacaksın dedi. Ardından odanın ortasına kırmızı bir boya ile yıldız işareti çizen babam adamın eşine döndü. Gel abla yıldızın ortasına uzan dedi. Yere yatan kadının üzerine beyaz bir çarşaf serdi. Kadına bacaklarını ayır ve bekle dedi. Ardından adamın üzerine siyah bir çarşaf örttü ve bacaklarının arasına yanaşmasını söyledi. Ardından çarşafların üzerine farklı noktalarına beş tane mum koyup yaktı. Adamın sırtına dokunup hadi başla dedi. Ardından adam eşiyle ilişkiye girmek için üzerine eğildiğinde annem elindeki çelik kaptaki suyu adamın üzerine kaşıkla dökmeye başladı. Babam da bağıra bağıra Deccur kelimesinin içinde geçtiği Arapçaya benzer bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Kadın ve adam çarşafın altında ilişkiye girdiler. O sırada gözlerim karardı. Tekrar karartı gittiğinde yeni bir rüyaya geçmiştim. Bu sefer kadın, kocası, babam ve annem hararetli bir kavgaya tutuşmuştu. Annemin kucağında kanlar içinde bir bez ve bezin içine sarılı bir bebek vardı. Kadın hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Babam hararetli bir şekilde sen kendine köle istedin ben de sana köle yarattım diyordu. Adam da babama öfkeyle bu insana bile benzemiyor. Kolu komşu görse ne olacak ne diyeceğim. Dünyaya geldiği gün koyunlarım dağlara kaçtı. Tavuklarım telef oldu. Ekinlerimi ateş sardı diyordu. Onlar tartışırken annem kucağındaki bebeği yatağa yatırdı. Yatağın köşesine dört zincir bağladı. Gerçekten de bu bir insan değildi. Ayakları oluşmamış, kolları çok kısa, derisi kırış kırıştı. Yüzü insandan tamamen farklıydı. Simsiyah gözleri vardı. Göz bebeği yoktu. Direkt gözünün tamamı siyahtı. Burnu sivri ve uzundu. Kulakları normal insaninkinden büyük. Uçları sivriydi. Dudakları yoktu kaşları yoktu. Çok tuhaftı. Sırt üstü yatırdılar ve bebeği zincirlere doladılar. Babam elindeki kırmızı muma benzer bir şeyi yakarak eritti ve zincirlerin üzerine yavaş yavaş döktü. Ardından bana 3-5 yıl ver. Bu insana benzeyecek. Sana teslim edeceğim. Hiç merak etme diyerek adama teselli veriyordu. Tam o esnada rüya tamamen sona erdi. Kendimi yine o oyuğun ortasında buldum sabah ezanı okunuyordu. Ezanın sesi tam arka istikametimden ormanın içine doğru yankılanıyordu. Ateş sönmüştü ve ben secdeye uzanmış vaziyetteydim. Ayağa kalktım ve ilk iş olarak yüzüme, kaşlarıma, saçlarıma dokundum. Yüzüm yanmamıştı. Kaşım saçım olduğu gibi duruyordu. Vakit kaybetmeden hemen ezan sesinin geldiği yere doğru yola koyuldum. Yolda yürürken düşünmeye başladım. Bu gördüklerim neydi? Yoksa bana Esma'nın bir mesajı mıydı? Eğer o bebek Esma ise benim gerçekten kardeşim değildi. Esma bir insanda değildi. O kadın ve adam kendine köle edinmek için bir cin dünyaya getirmiş olabilirdi. Kafamdaki sorulara cevap aramak isterken çok daha fazla soruyla boğuşur olmuştum. Sıra babamdaydı. Babama olanları soracaktım. Eğer bana cevap vermezse Babamı gerekirse dövecektim ve sorularıma yanıt alacaktım. Birkaç saat yürüyüşün ardından sonunda köye varmıştım. Ama içimden bir his bana Esma'nın beni izlediğini düşündürüyordu. Köyün içine tam gireceğim esnada babamı karşımda buldum. Donuk bir yüz ifadesiyle bana bakıyordu. Babama doğru yavaş yavaş yürüdüm. Babam üzgün bir biçimde size o kapıyı açmayın diye binlerce kez söyledim. Neden açtın şerefsiz dedi. Kendimden emin bir biçimde neler olduğunu biliyorum. Ama anlat bana, bunların seninle ve annemle ne ilgisi var? Siz büyücü müsünüz diye bağırdım. Babam, kes sesini, şerefsiz diye bağırdı ve arkasından sakladığı sopayı meydana çıkardı. Korkmuştum. Baba, Esma'nın nerede olduğunu biliyorum dedim. Babam küfürler ederek sopayla üzerime koşmaya başladı. Korktum ve savunmasız olduğum için tekrar geldiğim yöne doğru koştum. Babamın peşimi bırakmaya niyeti yoktu. Bu öfkeyle beni öldürebilirdi. Nefes nefese ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladım. Babam hala küfürler ederek peşimden geliyordu. Ben bile genç halimle kalbim duracak duruma gelmişken babam yorulmadan arkamda delicesine koşmaya devam etti. Bir süre sonra yorgunluk ve nefessizlikten yere öylece düştüm. Peşimden koşan babam bana yetişti. Ve acımadan dövmeye başladı. Bir süre sopanın darbelerini aldıktan sonra babam durdu. Sessiz sedasız buz gibi kesildi. Dayağın etkisiyle yerden kalkamazken, zar zor gözlerimi babama diktim. Etrafımızı yine o karanlık varlıklar doldurmuştu. Bunun esma olduğuna emindim. Babam titremeye başladı ve korku dolu kısık bir sesle "Hayır" diye tekrar etmeye başladı. Karanlık gölgeler etrafımızı çevirmişken. Esma da gölgelerin arasından çıktı geldi yanımıza. Onu ilk gördüğüm haliyle aynıydı. Elindeki zincirleri babama doladı. Babam ona korku dolu gözlerle baktı. Göz içerisinde. Sen de curun tohumusun. Bize bunu yapma dedi. Esma ona korkunç bir ses tonuyla anlamadığım dilde birkaç kelime söyledi. Ardından babam çığlıklar atmaya başladı. Esma ve yanındaki tüm gölgeler babamı sarıp sarmaladı ve zincirle beraber çok hızlı bir şekilde sürükleyerek oradan kayboldular. Bu yaşanan olaylardan sonra yaşadığım köyü terk ettim. Farklı bir şehre taşındım ve evlendim. Çocuklarım oldu. Fakat Esma ve ailem her zaman aklımdaydı. Geçen yılların ardından birkaç defa köyüme gittim. Köyüm tamamen terk edilmiş durumdaydı. Ormanda ise birçok defa turladım. Sanki hala Esma orada beni izliyor gibiydi. Fakat bu nedense bana huzur veriyordu. Geçen bu olaylara yıllarca cevap bulamamıştım. Bu tarz işlerin ilmini öğrenmiş, çok fazla hocayla bu durumu görüştüm. Hepsinin de bana söylediği şey aynıydı. Babam ve annem Müslüman bir cini kendisine esir etmişti. Ardından da çocuğu olmayan, zengin olmak isteyen, kendine yardımcı arayan insanlara para karşılığında esircinden çocuklar dünyaya getiriyordu. Fakat sonuncusunda ise kafir ve Müslüman bir cini birleştirip bir kadının bedeninde dünyaya getirmesiyle ortaya çıkmış olabilir. Bu tarz kara büyü işleriyle uğraşan çok nadir insanlar varmış. Babamın yaptıklarından sonra benim o kapıyı açmam Esma'yı serbest bırakmama sebep olmuş. Babamın Esma'ya yaptığının aynısını şimdi Esma da babama yapıyor olabilir. Tüm bu yaşananlar ne kadar korkunç ve karmaşık olsa da Artık hepsi geride kaldı. Esma adında kardeş gibi bir kurtarıcım ormanda serbestti. Siz siz olun. Ne insan ne de cinlerden kendinize esir almayın. Büyü işleriyle uğraşmayın. Büyü yapan ve yaptıranların hayatları her zaman zehir olmuştur.